Gayret olsa eğer bizlerde de ablalar gibi, kesilirdi şeş cihetten gelen boran ve tipi. Zalimlerin eline geçer mi? Zalimlerin eline geçer mi mazlumun ipi? Gayret olsa eğer bizlerde de ablalar gibi. Cemre düşer, bahar gelir bütün letafetiyle. Dağılır karanlıklar nurun o ihtişamı ile. Bülbül güle name dizer zulmetin zevaliyle. Gayret olsa eğer bizlerde de ablalar gibi. İçten gelir, coşar gözler tıpkı nehirler gibi. Dertli bir yakarış ta arşa çıkarır garibi. Bilirler ki yüce Mevla'dır mazlumun sahibi. Gayret olsa eğer bizlerde de ablalar gibi. Sarar sarmalar mazlumları ana şefkatiyle. Ümittir her cana yağmurlar gibi rikkatiyle. Lerzeye gelir tüm alem dertli bir iniltiyle. Gayret olsa eğer bizlerde de ablalar gibi. İsmail'e zemzem Hacer'in gayreti değil mi? Müçteba'ya can Hatice'nin himmeti değil mi? Kutuptaki kardelen onun zimmeti değil mi? Gayret olsa eğer bizlerde de ablalar gibi. Hicabın hicabım, iffetin iffetimdir benim. Pak damenine uzanan her el zilletimdir benim. Haykır, açılsın perde, ahım niyazımdır benim. Gayret olsa eğer bizlerde de ablalar gibi. Mayalanır en ulvi duygular pak sinesinde. Ab-ı hayat bulur nesil yüzünün gülmesinde. Ve insanlık kardeş olur o ufkun zirvesinde. Gayret olsa eğer bizlerde de, gayret olsa eğer bizlerde de ablalar gibi. İnsanlık kardeş olur o ufkun zirvesinde. Gayret olsa eğer bizlerde de ablalar gibi, ablalar gibi. Bir ümittir Ramazan'a. Bugün de hoş geldiniz, safalar getirdiniz kıymetli seyirciler. Takvimler bugün 11 Nisan'ı gösteriyor ve biz artık 10. gündeyiz. Yani hani Ramazan'ı 3'e ayırıyorlar ya, 10'ar günlük zaman dilimleri halinde. İşte bugün itibariyle ilk dilim gidiyor kıymetli seyirciler. Evet, kadrini kıymetini bilmiş olanlar amenna, onlara söyleyecek bir şey yok. Ama kadrini kıymetini bilememiş olanlarımız varsa, işte onlar hiç değilse ikinci bölümü, üçüncü bölümü değerlendirsinler. Özellikle de üçüncü bölümü diyelim. Efendim bugün bir yayın konuğumuz hanımefendi olacak. Sultan Okumuş hanımefendi bizimle olacak ve muhabbetullahı konuşacağız. Allah'ın sevgisini konuşacağız. Allah'ın sevgisinin nasıl kazanılabileceğini konuşacağız. Allah'ın sevgisini kazanmak için neler yapılması gerektiğini, aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Kur'an ayetlerinden örneklerle anlatmaya çalışacağız. Bir de bir önemli nokta daha olacak. Ahlakla sevgi arasında nasıl bir bağlantı var? Tasavvuf ehlinden yola çıkarak bunu izah etmeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız birazdan. Arkasından misafirimizi alacağız. Sonrasında her şeyi onu anlatıyor bölümümüz olacak. Bugün size her şeyi onu anlatıyor da sonbahardan bahsedeceğiz kıymetli seyirciler. İlk muhacirlerde Miktat bin Amir Hazretlerinin hayat hikayesinden kısa bir bölüm aktaracağız. Ayet ve hadislerle Hazreti Muhammed köşemiz, Hakikat Çekirdekleri bölümümüz, özlediğimiz yerlerde Edirne Ulu Camii'den muhteşem görüntüler gelecek ekrana. Ta 1946'da İstanbul semalarında, ama Üsküdar'dan başlayarak oralarda okunacak olan ezanlara kadar sizi hoşça bir vakit geçirterek iftara götürmek, taşımak istiyoruz kıymetli seyirciler. Efendim bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz şu anda ekranda. Sizden gelenler bölümümüz için mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Yarın inşallah yeni bandımızı seyrettireceğim. Bu arada bize maddi destekte bulmak istiyorsanız Patreon hesabımız da şu anda ekranda. patreon.com/AsımYıldırım.
Maddi desteklerinizi buradan yollayabilirsiniz kıymetli seyirciler. Bu anonsları yaptıktan sonra hemen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de bugün inşallah Nahl suresi 3 ile 8. ayetleri Tanzanya'dan İsa Kudra hocamız okuyacak. Sizin için tilavet edecek kıymetli seyirciler. Biz hazırız. Siz de hazırsanız yayınımıza, programımıza, Bir Ümit'tir Ramazan'a hoş geldiniz, safalar getirdiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبخال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. Nahl suresi 3. ayet. İnsanı nutfeden bir damla sudan yarattı. Böyleyken bakarsın ki o Rabbine açık bir hasım kesilmiştir. Nahl suresi 4. ayet. Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Nahl suresi 5. ayet. Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik ve zevk vardır. Nahl suresi 6. ayet. Onlar ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. Nahl suresi 7. ayet. Hem binesiniz diye hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Nahl suresi 8. ayet. Bir Ümit'tir Ramazan'a hoş geldiniz, safalar getirdiniz bir kere daha kıymetli seyirciler. Az önce Kari'nin okumuş olduğu o ayetlerde dikkat çeken bir ayet vardı. Sizi nutfeden yarattık ama buna rağmen, tabir yerindeyse mealen söylüyorum, buna rağmen Allah'a isyan etme noktasında, böyle baş kaldırma noktasınız, kafa tutma noktasındasınız diyor. Allah muhafaza. Evet, aslında bu ayetler de belki de bizim bugün konuşacağımız konunun serlevhası olacak sevgili seyirciler.
Gerçekten insan o nankörlüğünü nasıl üzerinden atıp da Allah'a karşı, kendisini yaratan, yoktan var eden Allah'a karşı sevgi ve muhabbeti artırabilir. Çok kıymetli bir hanımefendi misafirimiz var. Geçen sene de misafir etmiştik kendisini ve çok da güzel mesajlar almıştık o sohbetin ardından. İlahiyatçı hocamız Sultan Okumuş hanımefendi bizimle beraber. Sultan hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum programımıza davet ettiğiniz için. Estağfurullah, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bütün kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın hepsinin Ramazan-ı Şerifleri mübarek inşallah olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. Amin inşallah. Nasılsınız? Geçen seneden beri afiyette misiniz? Ramazanınız nasıl geçiyor aynı zamanda? Çok şükürler olsun. Çalışıyorum. Okulda yardımcı öğretmenlik yapıyorum. Avrupa ülkelerinden bir tanesindeyim. Bununla birlikte sohbetlerimiz, öğrencilerle, hanımlarla olan muhabbetlerimiz devam ediyor. Aynı maşallah. Zamanda online alanında yine sohbetlerimiz devam ediyor inşallah. Maşallah. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Seyircilerimiz sizi daha da yakından tanısınlar istiyorum. Evet. İlahiyat okudum. Ondan öncesinde Risale-i Nurlar ve Hoca Efendi'nin kitaplarıyla tanıştım. Bunun bana kattığı öyle bir güzellik oldu ki açıkçası ilahiyatta bütün meyveleri ısırıp hepsini tam bir şekilde yiyemediğimizin farkına vardım. Bu manada da elimizdeki kaynakların ne kadar değerli olduğunu bir kere daha anladım. Tabii ki usul öğrenme adına çok önemliydi bu. Ve inşallah ömrümüzün sonuna kadar tefsirde, bu Risale-i Nur hakikatlerini idrak edebilmede Rabbim bizleri hadim eylesin. Bununla birlikte yıllardır hanımlarla birlikteyiz. Kimse Yok mu Derneği'nde görev aldım belli bir süre. Çin'e gittim, Çin'de kaldım. Daha sonrasında tekrar Türkiye ve tekrar Avrupa'ya gelmiş olduk. Allah muvaffak etsin, Allah muhafaza da etsin aynı zamanda. Biz arkadaşlardan duyuyoruz sizin yaptığınız sohbetleri. İnsanlar üzerinde Allah'ın izni ve inayetiyle etkili de oluyor. İnsanlar çok memnun oluyorlar. Bugün inşallah sizin ilminizden Allah sevgisi Celle Celaluhu, muhabbetullah'la ilgili olarak kısmı biriktirdiklerinizi almak istiyoruz. Oradan başlayalım ilk önce. Allah sevgisi nedir? Muhabbetullah nedir? Bunun tarifiyle bir başlamış olsanız. Buyurun. Evet, Allah sevgisi belki muhabbet olarak biz ele alacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen kısmı öyle. Muhabbet, sevgi, alaka, kalbi alaka aslında. Herhangi bir şeye veya herhangi birine düşkünlük anlamlarına geliyor lügat manası olarak. Yine insanın bütün duygularını bütünüyle tesir altına alan belki bir aşk anlamına da geliyor. Belki vuslat arzusuyla yanma tutuşma, likaullah diyebileceğimiz şey. Bir adım ötesine gittiğimizde Allah sevgisi, Allah'a muhabbet, muhabbetullah geliyor karşımıza. Bunu aslında en güzel Bediüzzaman Hazretleri şu şekliyle ifade etmiş. 20. mektubun mukaddimesinde. Kat'iyen bil ki diyor üstadımız. Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Yani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayetini ilk tefsirciler liyarifin olarak algıladıkları için ben insanları ve cinleri ancak bana beni bilip bana kulluk etsinler diye yarattım diye anlamışlar. Evet, o zaman herkesin yaratılışında var olan bir duygu bu, iman etmek. Bu manada fıtratlarda var olan bu duygunun neticesi olarak insanlar bir olan Allah'ı bulamasalar da farklı putlara tapmak suretiyle bu içlerinde fıtratlarındaki gerçeği ortaya koymuşlar. Sadece kıble belki yanlış, yön yanlış, pusula yanlış bir tarafı gösteriyor. Rabbi bulma, Allah'ı bulma noktasında da dört tane büyük kitaptan bahsediyor eski Sayıp dönemi eserlerinde Bediüzzaman Hazretleri. Bir tanesi Kainat kitabı,
İkincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Bir dördüncüsüne de vicdanı eklemiş. Evet, vicdanına yapışan aslında Allah'ı bulacak ama bu zamanda vicdanların eğer önleri kapandıysa onu bulmaları vicdanlarıyla çok zor olacağı için yeni sahip eserlerine taşımamış Bediüzzaman Hazretleri. Evet bakın fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır diyor ve insaniyetin en âli mertebesi, beşeriyetin en yüksek makamı, en büyük makamı o imanı billah içindeki marifetullah'tır diyor. Şu anda ben size ipuçlarını yavaş yavaş vermiş oluyorum. Önce iman edeceğiz. Daha sonra marifet kazanacağız. İman ettiğimiz zatı tanıyacağız. Bu da yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı olacak şekilde bir tanımayla karşımıza çıkıyor. Yani ya hepsini birden kabul edeceğiz, daha sonra derece derece aşağı inerek Allah kimdir, nasıldır, nedir, ne değildir bunları idrak etmiş olacağız. Zati sıfatları, subuti sıfatlarıyla Cenab-ı Hakk'ı idrak etmeye çalışmış olacağız. Ya da aşağıdan yukarıya giderek belki genelden özele giderek Evet. Rabbimizi tanıma ile karşılaşmış olacağız. Evet. Evet, bilen seven vardır diyor buyuruz. Sevenler bilenlerdir, bilenler de en çok sevenlerdir diyor. Şimdi bu noktada da Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen, fıtratının gereği imanı billah ve marifetullah'la dolan insanın kalbi o akıl süzgecinden, göz süzgecinden, ruh süzgecinden inecek ve kalbe damla damla muhabbet akıtacaktır Allah'ın izniyle. İşte bu noktada da Bediüzzaman Hazretleri şöyle taçlandırıyor kelimelerini, cümlelerini. Cin ve insin, yani cinlerin ve insanların en parlak saadeti, en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır diyor. Ne Evet, güzel bir tarif demek ki bizim aslında. için en tatlı bir saadet. Yani bu Evet. dünyada bizi en çok ne mutlu edebilir? Ama biz biliyoruz ki en mutlu olduğumuz zaman bile belki bir hafta, belki 10 gün kadar mutlu olacağız. Daha sonra bu bizim için bir adiyat haline gelecek. Bir öz esintisi esecek ve bizim için artık sıradanlaşmaya başlayacak. Öyle bir saadet, öyle bir mutluluk ki yerine hiçbir şey koyamayacağınız sonsuz bir mutluluğu elde etmiş olacaksınız. Bununla ilgili bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Allah'ın kulları bir haramı gördüklerinde yüzleri çevirdikleri zaman Allah o kulunun kalbine öyle bir halavet, öyle bir tatlılık atar ki kendinden geçer diye buyuruyor. İşte bu noktada da demek ki günahlardan kaçınmak suretiyle de imanın tadını duyma ve Cenab-ı Allah'a inanmadaki o lezzeti hissetmeyle Evet. bizler karşı karşıyayız inşallah. Evet. Meseleyi biraz detaylandıracağız Sultan Hocam. Fakat hani işte şu anda soruda var ya nasıl bir sevgidir diye. İnsan sevginin tarifini yapamayabilir belki. Yüzüne yansır, yüzüne yansımasıdır sevgi. Başkalarına davranıştır sevgi. Aynı zamanda eğer besliyorsanız başkasına davranışınızdır. Tabiata davranışınızdır. Hayvanlara, yaratılmışlara davranışınızdır. Bunu böyle yansıtabilirsiniz insanlara. Ama Allah sevgisini böyle nasıl tarif edebilirsiniz? Nasıl bir sevgidir ki bizim bu sevgiyi çoğaltmamız, bu sevgiyi içimizde, yüreğimizde artırmamız icap eder? Önce bunu da bir tarif etmiş olsanız. Evet burada şimdi muhabbet kanatlarıyla nefsini aşan insan aslında dünyada hiçbir tarifi olmayan bir duyguyu yaşayacak. Çünkü sonsuz bir şeyi sonlu dil, sonlu göz, sonlu akıl idrak edemeyecek. Bu noktada böyle bir sonsuz bir şey var, muhabbet var bu kalpte tabii ki. Tabii ki o kalpten dışa yansıyan, hal ve harekete yansıyan, duruşa yansıyan, bakış açısına yansıyan, hatta yorumlarına yansıyan ki küpün içindekinin dışına sızdığı gibi hani bir kıskançlık hali. Herkes çocuğundan bahsederken birden ne oluyor ki insanlar çocuğundan bahsediyor Allah dururken. Tıpkı Mecnun gibi. Hani demişler ya hava çok güzel Leyla demiş. İşte vefat ettikten sonra evinin önüne duvarına bak belki Leyla'yı görürsün dediklerinde
O duvara yansıyan yıldıza baktığımda ben yine Leyla'yı görüyorum dediği o aşkı aslında mecazi aşktan hakiki aşka da geçen Mecnun'un hikayesi de bir manada belki bize ifade edebilir. Şimdi ben burada ekstrem bir örnek vereceğim. Şimdi bakın bu biraz şey olabilecek. Günümüzde hayatımıza geçirme noktasında belki kafamızda soru işareti bırakabilir diye. Ben daha sonra bunun derece derece bize bakan yönlerini inşallah ifade etmeye çalışacağım. Hazreti İsa Aleyhisselam döneminde bir genç bahçe sularken Hazreti İsa Aleyhisselam yanından geçiyor. Ve İsa Aleyhisselam'ı durdurarak diyor ki ne olur bana dua et. Allah diyor kalbime sevgisinin zerresini koysun. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki ey genç sen bunu kaldıramazsın. O halde dua et Allah kalbime sevgisinin zerresinin yarısını koysun. Daha sonra Hazreti İsa Aleyhisselam dua ediyor Cenab-ı Allah'a. Aradan zaman geçiyor. Tabii bu gencin halini merak ediyor. Cenab-ı Allah'a dua ediyor, yalvarıyor ki bu gençle karşılaşıyor. Soruyor insanlara daha öncesinde bu genç nerededir? Diyorlar ki o günden sonra gözünü semaya dikti, bir daha da insanoğlunun sesini duyamaz oldu. Hazreti İsa Aleyhisselam'la karşılaştığı zaman benim İsa dediğinde bakıyor ki aynı söyledikleri gibi gözü tavana, gözü semaya dalmış, bir daha da sesini duyamıyor. Ve bu esnada Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Benim kulumun kalbine sevgimin zerresinin yarısı girer de o kul hiç insanoğlunun sesini duyar mı? İzzet ve azametim hakkı için onu testereyle ikiye kesseniz dahi yine de bir şey hissetmez diye buyuruyor. Şimdi bu noktada sahabe-i kiramın cihatlardaki Allah'a kavuşma iştiyakı bunun bir göstergesi değil miydi sizce? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe annemizin belki kucağında o baş ağrısıyla birlikte ruhunu teslim edeceği zaman artık okuma deyip okumayı bırak deyip artık yüce Refikal Alaya ulaşacağım, yüce Rabbime kavuşacağım dediği o kavuşma iştiyakı acaba bu muhabbetten değil midir diye sormak lazım. Daha sonra bu ekstrem hani anlattığım hadiseden günümüze bakan yönüyle ahlakımıza bu muhabbet nasıl yansır diye sorulacak olursa kişinin dua etme ihtiyacıdır. Allah'a olan muhabbeti, ibadetteki aşkı ve sebatıdır Cenab-ı Allah'a muhabbet isteği. Cenab-ı Hak yolunda hizmet etme iştiyakı ve arzusudur muhabbetullah. Ve bu manada insanın biraz daha hizmet edeyim, biraz daha seni gönüllere, masum ve mahzun gönüllere duyurayım diye dünyanın eza ve cefasına karşı haydi gel hitabına karşı biraz daha müsaade istemektir yine muhabbetullah. Bir ara verelim Evet, mi? Bir ara verelim, buyurun. ondan sonra devam edin isterseniz. Çünkü çok güzel anlatıyorsunuz, Allah razı olsun. Ben de akışa kaptırdım gidiyorum ama bir bandımız var. O bandı seyrettikten sonra devam edelim. Efendim, her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den sonra sohbetin birinci bölümü, sonrasında da her şeyi onu anlatıyor bölümümüz var. Bu defa size sonbaharı anlatacağız. Rabbimizi daha iyi tanıyabilmek ve de Rabbimizi sevebilmek için. Buyurun, her şey onu anlatıyor, geliyor ekrana. Hazan mevsimi denir ama insana hüzün verir hep. Hazan, Farsça kökenlidir ve yaprak dökümü mevsimini yani sonbaharı ifade eder. Ölümle de eşdeğer kılınmıştır nice şiirlerde ve söylemlerde. Ancak bilinmelidir ki sonbahar bir yok oluş değil, dirilişin müjdesidir. Yüceler yücesi Halik-ı Zülcelal'in yok edip yoktan var etmesinin en güzel örneğidir. Sonbahar geldiği zaman güneşin gücü azalır. Bundan dolayı bitkiler ışık alıp kendilerine besin yapamaz hale gelirler.
Biliyoruz ki bitkilerin temel besin kaynağı su ve güneştir. Kendine besin alamayan bitkiler o zaman bütün gücünü gövdesine verir ve artık üzerine giysi olan, nefesini sağlayan yapraklara verecek besini kalmaz. Böylece besinsiz kalan yapraklar günden güne sararır ve dökülür. Bir insan düşünün, nasıl beslenemediğinde sararıp soluyorsa, yaprağın da bir insandan hiçbir farkı yoktur aslında. Yazdan kalan ne varsa olurken haşır neşir, günler hazinleşir, geceler uhrevileşir. Teşrinlerin bu hüznü geçer ta iliklere, anlar ki yolcu yol görünür selviliklere, diyor Yahya Kemal Beyatlı. Sonbaharı bir yok oluş gibi görenlere en güzel cevabı aslında yine sonbahar veriyor. Yaprakların renkten renge bürünmesi aslında bizlere yeniden dirilişin çok yakın olduğunu müjdeliyor. Binbir renk tonundaki yapraklar bize hep onu, Allah'ı anlatıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek sonbaharı ne de güzel dile getiriyor. Yaprak sıkılmış da ağaçtan, bahaneydi sonbahar. İnsan bilmelidir ki yeryüzünde hiçbir şey sebepsiz olmaz. Hepsi bir düzene göre ola gelmektedir. Allah Celle Celaluhu kurmuş olduğu bu ilahi düzende ağaçların yapraklarını dökmesi, yeni ve tertemiz yaprakların, çiçeklerin yeşermesi ve meyvelerin olgunlaşması için gerekli bir süreç kurmuştur. Kısacası, olmak için ölmek gerektir. Sen yeryüzünü kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten veya çiftten iç açıcı bitkiler verir. Hac Suresi 5. Ayet. Mevsimler bizlere hayatın doğumla ölüm arasında ince bir çizgi üzerinde olduğunu çok net bir şekilde anlatıyor. Bunu bazen yeryüzünün renkleriyle gösteriyor, bazen de gökyüzündeki ışıklarla. Tek bir gerçek var. O da her şeyi yaratan yüce bir varlığın olduğu ve her şeyin lisan-ı hal ile onu, Allah'ı anlattığı gerçeği. Efendim her şey, aslında her şey şu yeryüzünde onu, Rabbimizi anlatıyor. Ama bakmayı bilene ve görmeyi bilene, dün de konumuzda geçtiği üzere. Sultan hocamızla konuşmaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sultan hocam, tabii sevgiyi tarif ettiniz, Allah sevgisinin ne demek olduğunu tarif ettiniz ama bir diğer soruya geçelim. Allah'ı sevmenin ölçüsü nedir acaba? Bu ölçüyü bilmek çok önemli tabii ama ne yaparsak mesela Rabbimize olan sevgimizi ortaya koymuş oluruz, belli etmiş oluruz. Buyurun. Evet, öncelikle Allah-u Teala'yı sevmenin alametleri var. Biraz bunlar üzerinde durmak gerekiyor. Buyurun. Cenab-ı Hakk'ı seven ölümden korkmaz. Yani bu dünyada insanın başına en fazla ne gelebilir? Ölüm. Bundan korkmaz. Daima ölüme hazır bir şekilde yaşar. Bediüzzaman Hazretleri'nin deyimiyle dünyayı ahiretin tarlası yahut Esma-ül Hüsna'nın nakışları cihetiyle idrak eder, bakar ve görür. Uyanık olan insan hazırlık yapan insandır. Bu noktada da likaullaha, yani Allah'la buluşacağı gün için hazırlık yapan ve bir gurbet çeken insandır bu. Bir tanesi de seven sevdiğinin sevdiklerini kendi sevdiklerine tercih eder. Evet, o zaman Cenab-ı Allah kimleri seviyorsa, neyi seviyorsa, nasıl olmamızı murad ediyorsa öyle olmak gerekir. Bu noktada çok güzel bir hadise var. Rabatül Adeviye bir gün şöyle söyler. Hem Allah'ı seviyorum diyorsun, hem de
ona itaat etmiyorsun. Hayatıma yemin olsun ki yalan söylüyorsun. Çünkü seven sevdiğine itaat eder diyordu. Evet, o zaman sevdiklerimizi Allah'ın sevdiklerine tercih ettiğimiz zaman muhabbetullah dairesinin içine girmişiz demektir. Yani benim isteklerim, benim arzularım, benim isteklerim değil. Allah'ın benden bekledikleri. Allah neden razı olacaksa işte. Seven sevdiğini her an düşünür mesela bir diğeri. Hani o Allah dediğiniz zaman burnunuzun, direğinizin sızlaması gibi. Hiç yıllardır görmediğiniz evlatlarınızın nasıl andığınız zaman burnunuzun direği sızlıyor ve ah deyip inliyor, of deyip inliyorsunuz. İşte bakın, belki bu muhabbetten daha şiddetli bir muhabbettir. Allah'ım dediğinizde burnunuzun direğinizin sızlayıp da ona kavuşma arzusunun insanda hasıl olması. İşte tam da evet, mesela merak ettiğim şey bu. Acaba dünyaya ait olan şeylere beslediğimiz sevgiyi gibi, hatta onun da ötesinde mümkün mü? Allah'a karşı böyle, Rabbimize karşı böyle bir sevgiyi besleyebilmemiz mümkün mü acaba? Evet, aslında ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. İnsanlardan kimileri de Allah'tan başka şeyleri ona eş tutuyorlar. Allah'ı sever gibi seviyorlar. Bakın ifadeye. Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı diye buyuruyor. Sultan Hocam, evet, özür diliyorum. Buyurun. Bir ekleme yapayım. Bu okumuş olduğunuz ayet mealleri Bakara 165 idi zannediyorum. Evet. Mesela o ayetin devamında olan ayetler 166 ve 167'de de detaylar var. Çok önemli detaylar var. Aslında günümüzde böyle birinin peşine takılıp da onun hiçbir kusurunu görmeden, hiçbir hatasını görmeden körü körüne takip edenler için enteresan bir şey. Tabii bu kişi, takip edilen kişi aynı zamanda kötüyse, zulmediyorsa, hırsızlık yapıyorsa, yanlış işler içerisinde bulunuyorsa, bu sefer takip edenler ahirette yüz yüze gelecekler deniliyor ve o takip edilen kişi bunlardan kaçacak, değil mi? Bunlardan uzaklaşacak. Evet. Ve onlar da keşke bir imkan daha olsaydı, bir fırsat daha olsaydı da bir daha gelmiş olsaydık dünyaya da bunu takip etmeseydik diyecekler. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet, aynen. Yani kendilerine uyulan insanlar azabı gördükleri zaman hemen onlardan uzaklaşacaklar ve aralarındaki bağlar da kopacak diye buyuruyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Aslında bir manada kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevdiklerimiz Allah'ın sevdikleri olunca bir manada maallah sırrıyla Allah'la birlikte olmuş olursunuz. Ama eğer Allah'ın buğz ettiği insanlarsa onların vardıkları yer neresiyse onlarla birlikte haşrolunma ihtimali de yine bizlerle maalesef karşı karşıya olmuş oluyor. Allah muhafaza etsin inşallah. Evet. Hepimize. İnsan İşte bu tür durumlarda dizini döver, hani başına vurur ya, ah ben ne yaptım der gibi birçok insanın, ben şu anda yaşadığımız zaman diliminden bahsediyorum. Yarın ahirette sanki böyle diyecek insanların sayısı o kadar fazla, o kadar fazla ki ne yazık ki. Buyurun, kusura bakmayın, insicamı bozdum. Ne demek? Seveni bütün ibadetler kolay gelir. Eğer bir insanda Allah sevgisinin alameti varsa. Yani onun için zor bir ibadet yoktur. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar, ya Resulallah en çok neyi seviyorsun diye. Biliyor musunuz, bana en çok sıcak ve uzun günlerde oruç tutmak sevdirildi diye buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Allah Vesselam. Allah Allah, ne güzel. Bizim için zor gibi gelen, külfet gibi gelen, hani bir manada Allah istiyor diye katlanmak durumundayız. Yoksa karşılığında cehennem var diye düşündüğümüz şeyler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre bu kadar güzel ki.
Uyumayı kim sevmez? Gece kalkıp da izin verirsen ya Ayşe, biraz Rabbime kulluk etmek istiyorum deyip ince bir şekilde yanındaki kadının hakkını düşünen bir peygamber, ya Resulallah sen hem masum hem de masumsun, hem cennetle müjdelendin hem cehennem azabından muhafaza edildin, ne ihtiyacın var bu kadar ibadet ediyorsun sözüne karşılık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap muhteşem. Ya Ayşetü efela ekunu abden şekura. Ey Ayşe, Rabbime çok şükreden bir kul olmayayım mı? Şimdi bu da nedir biliyor musunuz? İnsan aşık olduğunu anlatır. Her yerde anlatır. Herkese anlatır. Hani bu aynı şey gibi küçük bir çocuğun elbisesine aşık olması gibi bayramda giydiği. Herkese o kıyafeti gösterir. Herkesin ondan bahsetmesini ister. Herkesin ona övgüde bulunmasını ister. İşte tabiri caizse belki çok verdiğim basit bir örnek oldu. Ama işte Rabbini bilme, Rabbini tanıtma noktasında da bu kadar haişkardır Allah sevgisine sahip olan insanlar. Evet, seven sevgilisinin dostlarını dost, düşmanlarını da düşman bilir bir manada. Allah dostlarına kim düşmanlık ederse işte Allah da onların düşmanı olmuş olur. Bu noktada da çok dikkat etmek gerekiyor. Kimin kalbinde iman, kimin kalbinde Allah sevgisi var? Eğer bilmiyorsak çok rahat konuşmamak, çok rahat bu mevzu üzerinde yorum yapmamak gerekiyor. Bir de karşımızdaki, özür diliyorum. Bir de Yunus'un karşımızdakinin eğer Allah'a olan sevgisinde eksiklikler, ibadetinde eksiklikler, inanmasında eksiklikler. Asıl önemlisi buydu. Diğerlerini tekrar siliyorum. İnanmasında eksiklik varsa o şahsa karşı muhabbet beslememek icap ediyor. Değil mi? Sizin söylediğinizden ben bunu anlıyorum aynı zamanda. Evet, şimdi burada yaratılanı severiz, yaratandan ötürü sırrınca insanlar belki günah işleseler de, hata yapsalar da, belki günahkar olsalar da Allah'ın yarattığı bir mahluk gibi sevmek, Allah'ın yarattığı bir mahluk olarak sevmek Allah sevgisinin göstergesidir. Ama bizim sevmememiz belki gereken şey onlardaki kötü ahlak, onlardaki belki Allah'ın razı olmadığı hal ve tavırlar olmalı. Hani bu manada muhabbete muhabbet, nefretten nefret etme ve eğer insanın kalbinde bir adavet olacaksa bu adaveti olduğu gibi kötü huy, kötü karakter ve kötü belki günahlara karşı olması gerektiğini ifade etmek daha doğru olur Çok zannedersem. güzel tarif ettiniz. O zaman şöyle tarif edebiliriz diye düşünüyorum özet olarak. Yani balığın kılçığını ayırma, balığın etini kılçığından ayırma gibi yapmak icap ediyor. Biz balığı seviyoruz ama kılçığını atıyoruz kenara, dışarıya atıyoruz ve geri kalan kısmından faydalanmış oluyoruz. Dediğiniz çok önemli. Ahlakı kötüyse o özellikleri sevmemek gerekiyor ama yaratılmış olduğundan dolayı, Allah'ın yarattığı bir kul olduğundan dolayı muhabbetimizi beslemeye devam edebiliriz. Buyurun hocam, devam edin. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası var. Hepinizin belki bildiği bir dua. Hatırlatma babında. Ya Rabbi diye sesleniyor Cenab-ı Hakk'a. Kendi sevgini, tevfiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak işlerin sevgisini nasip et. Ve sevginin susuzluktan yanan kimsenin arzuladığı soğuk sudan benim için daha kıymetli kıl diye dua etmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, Allah sevgisini istemiş, sevdiklerinin sevgisini istemiş, o sevgiye kavuşturacak şeylerin sevgisini istemiş. Bu noktada bizi ne ulaştırır Cenab-ı Allah'ın sevgisine? Biraz bunun üstünde düşünmek gerekiyor. İşte ibadetler, 5 vakit kılınan namaz, namazda gösterilen sebat, belki başımızı secdeye koyduğumuzda 70 bin perdenin aramızdan kalkıp sadece bir perdenin kaldığını idrak, o perdeyi de aralayabilene aşk olsun duygusu ve ruhuyla Allah'ın huzurunda secde etmek. Bir yerde üstadımız diyor ki 9. sözde namazın 5 vakte hikmet-i tasfiyesini anlattığı yerde, tahsisini anlattığı yerde ibadetin manası diyor, kulun kendi acizlik ve fakirliğini anladıktan sonra
Kadir, Rahman, Rahim, Samet olan Allah'ın karşısında hayret ve muhabbetle secde etmektir diyor. Bakın bunun içinde de hem hayret var, Allahu Ekber dediğinizde o sanatlar karşısında beliniz ister istemez eğilecek, başınız ister istemez yere gelecek. Hatta bütün bunları görüp de eğer namaz gibi bir ibadet olmasaydı, yok mu Allah'ın yapabileceğim bir iş, başımı yere koyayım da sana secde edeyim. Yine sahabelerden bir tanesinin dediği gibi, ya Rabbi eğer bilseydim yukarıdan aşağıya yuvarlanarak sana sevgimi gösterebileceğimi vallahi bunu yapardım diyor. Ancak sahabelerin yaptıkları şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat, Allah ve Resulüne biat noktasında onların getirdikleri kanun, kural ve hayatların nizamını oluşturdukları o sistemden ayrılmamak şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet. Hatta bundan ayrılmayı ateşe düşmek kadar, cehenneme girmek kadar çok acı bir şekilde görüyorlar sahabe efendilerimiz. Evet. Devam edelim. İsterseniz bir bant daha girelim. O banttan sonra sizin sohbetinize kaldığımız yerden devam etmiş oluruz. Rabbimizin sevgisini nasıl elde edebiliriz? Bununla alakalı sorular da yöneltmiş olacağım. Kıymetli seyirciler, sırada ilk muhacirler bandımız var ve bugün size Miktat bin Amir radıyallahu anh'ın hayatından kısa bir kesit sunuyoruz. Buyurun, ilk muhacirler geliyor. Miktat bin Amr, Esvet radıyallahu anh. Ashabın meşhurlarından ve ilk olarak iman edenlerinden olan Miktat bin Amr, Esvet, Habeşistan'a hicret eden sahabilerden birisidir. Babasının adı Amr'dır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilk olarak iman eden ashab-ı kiram arasındadır. Kaynaklarımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlerin yedincisi olduğu bildirilmekte. Esvet bin Abdiyegus tarafından evlatlığa kabul edildiği için Miktat bin Esvet, Esved'in oğlu olarak meşhur olmuştur. Mekke'de bulunduğu dönemlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini açıkladığını duyunca gidip hemen Müslüman oldu. Bir müddet Müslüman olduğunu gizledi. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip putlara tapınmaktan vazgeçerek Müslümanlığı yeni kabul edenlerin hepsine eziyet ve işkenceye başladılar. Bu durumdan Hazreti Miktat da nasibini almaya başlamıştı. İşkenceler saatlerce hatta günlerce sürüyordu. Müşriklerin bu ağır işkenceleri artarak devam etti. Müslümanları her gördükleri yerde yakalayıp hapsediyorlar, akla ve hayale gelmedik işkenceler yapıyorlardı. İşkenceler sonunda dayanılmaz bir hal alınca diğer Müslümanlarla beraber Habeşistan'a hicret etmelerine izin verildi. Hazreti Miktat bin Esvet de Habeşistan'a hicret eden kafilenin içinde yer aldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretine kadar orada kaldı. Bu hicretten sonra o da Medine'ye gitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kumandanlarından olan Miktat bin Esved'i çok severdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurmuşlardır: Allah bana ashabımdan 4 kişiyi özellikle sevdiğini bildirip benim de onları sevmemi emir buyurdu ki bunlar Ali, Miktat, Selman ve Ebu Zer'dir. Bir Ümit'tir Ramazan'da Sultan Okumuş hocamızla konuşmaya, muhabbete devam ediyoruz. Hocam, Kur'an'da ve hadislerde Allah'ı sevmek nasıl anlatılıyor, nasıl geçiyor? Bunlardan bize bahsetmiş olsanız. Buyurun. Evet, benim en çok böyle dikkatimi çeken ayet-i kerimelerden bir tanesi Maide Suresi 54. ayet-i kerimede geçiyor. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak,
gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir diye buyuruyor. Evet, aslında burada yeryüzü mirasçılarının, muhabbet fedailerinin de tanımı yapılmış. Hani ahkam kesmek haddime değil, ancak hepimizin bu vasıfları ne kadar taşıyoruz, ne kadar taşımalıyız noktasında düşünmesi ve böyle olması icap ediyor. Zira eğer bizler böyle olmazsak, Allah şu dini mübini İslam'ı belki hizmet etme vazifesini elimizden alacak. Bunun için korkmak icap ediyor. Evet, öyle bir kavim gelecek. Biz bakalım, demek ki yeryüzü mirasçısı olmak için en önemli vasfımız Allah'ı delicesine sevmek olacak. Buyuruyor ki hadis-i şerifte, ey iman edenler, Allah'ı insanlara sevdirin ki Allah da sizi sevsin diye buyuruyor. Aslında bir manada hizmet-i imani ve Kur'aniyenin tanımını da yapmış oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene öncesinde. Ya da Hazreti Bediüzzaman Hazretleri ve hocamızla birlikte başlamış olan bu ekolün 1400 sene öncesine dayandığını bizler görmüş oluyoruz bir manada. Evet, Allah'ı delicesine sevme ve Allah, onların da Allah tarafından sevildiğini bilme. Bu noktada Allah'ın bizleri sevmesi ne demektir? Nasıl sever kulunu? Razı olarak sever. Kendine hizmet ettirerek sever. İlahi lütuflarını sağanak sağanak yağdırarak sever. İmtihan ederek sever Cenab-ı Allah. Nasıl seviyor? Nasıl sevgi bu? Yani kim sevdiğini imtihan ederek sever? Çünkü biz biliyoruz ki bu imtihanın neticesinde sağlam bir imanla cennetin nimetleri ve Cenab-ı Allah'ın özel hususi merhametini üzerimize celbetmiş olacağız. Ve insan daha bir yakınlaşmış olarak kendisini hissetmiş olacak. Bu noktadan bakıldığında da Efendiler Efendisi'nden tutun, bütün sahabe efendilerimizin her birisinin yaşadıkları imtihan, yakınlıklarının belki bedelini canlarıyla ödemiş olan müminlere baktığımız zaman bu dünyadaki varlığı sadece ahiretin tarlası hükmünde olduğunu ve ahiretin o baki meyvelerini elde etmek için bu dünyaya geldiğimizi idrak etmiş olacağız. Peki bu dünyada insanın yüzünü hiç mi güldürmez bu Allah sevgisi, Allah tarafından sevilme isteği? İşte zindanlara da girseniz saraylardaymışsınız gibi gönlünüz rahat değil mi ki Allah yar, Allah bes, baki heves der ve Allah yarsa gam yok, keder yok dersiniz ve bu noktada bütün imtihanlar, bütün sıkıntılar vız gelir ve arkasını döner, çeker, gider muhterem dinleyenler. Evet, Allah tarafından sevilmek, Allah'ın sevdiğinin bir göstergesi peygamberane imtihanlara maruz kalmaktır. Peygamberin gittiği yoldaysak eğer. Evet, i̇şte, müminlere karşı alçak gönüllü olmak, bakın evet, ahlaka tezahür eden muhabbetin belki göstergesidir. Hı hı. Çünkü Allah'ın büyüklüğünün idrakindeki insan, herkes yakşi men yaman, herkes buğday men saman der ve herkesi kendinden üstün bilir. Ama müminse, kafirlere karşı da şiddetli diyor. İzzetin alel kafirin diyor. Buyuruyor Cenab-ı Allah. Peki ne demek bu? Nasıl izzetli olacağız? Nasıl şiddetli olacağız kafirlere karşı? İslam birliğini en gelmesi gereken şu dünyada dünya muvazenesinde bir yere getirerek, başarılarımızla, teknolojilerimizle, ahlakımızla bu dünyaya vaat edeceğimiz İslami ahlakın huzur iklimini sunmak suretiyle bu izzet birlik ve beraberlikle ancak hissettirilebilir, idrak ettirilebilir tüm dünyaya. Evet, evet, izzetin bu iki faktörü bulunmaz. Bu söylediğiniz noktada işte ne kadar büyük eksikliklerimiz var. Bırakın teknolojiyi, aynı zamanda ahlaki dejenerasyon da yaşanıyor bütün İslam coğrafyasında. Yani Allah sevgisi demek ki içimizde, toplumumuzda azaldı.
azaldığı için de bu tür sıkıntılar olmaya başladı. Çünkü bu Allah sevgisi yüreklerimizde olmuş olsa, toplumumuzda yaygın olarak bulunmuş olsa kötülükler yapılamaz. Bu kadar rahat yapılamaz yani. Aynı zamanda ahlaksızlık dediğimiz işler de bu kadar rahatlıkla yapılamaz ve de yayılamaz aynı şekilde. Bırakın yani birlik, beraberlik, evet bu ideal olan bir şey ama bunu da yakalayabilmek ahlaki meseleleri çözemediğimiz noktada çok mümkün gözükmüyor, değil mi? Evet, şimdi burada ahlakın belki kötü olmasında ya da giderek kötüleşmesindeki en büyük sebep beslenme eksikliğidir. Hal insanı bulamayışımızdaki, hal insanlarını okuyamayışımızdaki, bazen alıcılar kapalı, bazen vericiler kapalı. Hani şöyle, ben büyüğümüzün 1980'deki bir hutbesi hemen geldi aklıma. Diyor ki, ben diyor 500 tane Allah'lık insanın yanında bulundum ve onlardan ders aldım ama hiçbirisi bana ümmi ninemin bir Allah derken ki o aşkını, o işte nedir hissiyatını vermedi diyordu. Okuduğumuz bütün kitaplar bizde bir bilgi, belki devirdiğimiz bütün külliyatlar bizde bir ilim olarak kalır ama o ilmi hayata geçirme ve öğrendikçe yaşama, öğrendikçe insanın tevazunun artması, öğrendikçe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a benzemesi, ki ben bunu biraz daha sona bıraktım aslında. Bu noktada Resulullah gibi, bakın o değil, onun gibi Muhammedi olmayı idrak edebilmek gerekiyor. Evet, evet, muhabbetten hasıl oldu Muhammed. Yine büyüğümüzün bir ifadesiyle buna belki cevap verebilirim. Onu rüyalarda görmek cahillerin tesellisi. Biz böyle bir rüyaya da muhtaçtık ya, biz ayakta ve hayatta Muhammediler görmek istiyoruz diyor. Yani Allah sevgisiyle içi dışı ahlakı dopdolu, bir karıncayı ezemeyen, bir kalbin inlemesine belki tahammül edemeyen, imansız bir nesil karşısında neredeyse iman etmiyorlar diye kendisini helak edecek bir peygamber görüyoruz bakın burada. Şimdi güzel ahlakın elde edilmesi ancak yaşandığı zaman insanlar birbirlerine sirayet ederek bu güzel ahlakı gösterebilirler. O yüzden bunun yaşanabilmesi ancak Allah'la kendi aramızdaki mukavelenin, yani sözleşmenin tam bir şekilde yerine getirilmesine ve onun sevdiği zata uyulmasına bağlı. Son bölümde dediğiniz gibi sevgiyle ahlak konusunu konuşacağız zaten. Allah sevgisiyle güzel ahlakın arasındaki bağlantıyı konuşmuş olacağız. Yine sizi biraz soluklandırayım, bir bant daha girelim, ondan sonra devam edelim inşallah. Kıymetli seyirciler, bu defa ayet ve hadislerle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bandımız var. Onu seyrediyoruz, kısacık bir bant. O sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Nur Suresi 62. Ayet. Ben ve şu yavrusunu bağrına basan, yanakları güneş ve rüzgardan yanıp kavrulmuş kadın, kıyamet günü iki parmağım gibi yan yana olacağız. Ben sizin Allah'ı en iyi bileniniz ve ondan en çok korkanınızım. Evet.
Bir ümittir Ramazan devam ediyor kıymetli seyirciler. Sultan hocamla devam ediyoruz. Sultan hocam, ben araya sıkça giriyorum, hakkınızı helal edin. Çünkü merak ettiğim şeyler de oluyor anlattıklarınızdan yola çıkarak. Eminim diyorum seyirciler de aynı şeyi merak ediyorlardır. O yüzden aralara girip müdahaleler yapıyorum, hakkınızı helal edin. Buyurun, kaldığınız yerden Kur'an'da ve sünnette Allah sevgisinden bahsediyorduk. Buyurun. Ona girmeden önce hani Maide suresi 54. ayet-i kerimeyi tamamlayalım. Olur. Aslında bugüne hitap eden çok önemli iki tane daha mesaj var. Allah tarafından sevilme, Allah'ı çok sevme, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı izzetli olma noktasında dördüncü, beşinci vasıfları onların Allah yolunda cihad etmeleridir. Bu da insanın nefsiyle olan cihadıdır. Hı hı. Bu da Allah'ı insanlara sevdirmek için çıkılan yollardır, yapılan hizmetlerdir. Ve en sonunda da şöyle diyor, buyuruyor Cenab-ı Allah, hiç kimsenin, kınayanların kınamasından korkmazlar diyor. Yani bütün dünya sizin karşınıza geçip de siz yanlış yaptınız deseler de bu kınama onları korkutmaz. Bu kınama onları üzmez. Yani eğilse de yıkılmaz Allah'ın izniyle. Evet, inşallah Rabbim böyle sevdiği kullarından etsin. Yeryüzüne mirası etsin inşallah hepimize. Bir soru daha sorabilir miyim? Burada tam. Şimdi biz mesela kendi yolumuzun ondan sonra gütmeye çalıştığımız, yolunda olmaya çalıştığımız davanın doğru olduğuna inanmışız, inanıyoruz aynı zamanda. Allah'a karşı mahcubiyetimiz, aynı zamanda mahviyetimiz var mı yok mu, bunu Rabbimiz biliyor. Seviyor muyuz yeteri kadar, bunu Rabbimiz en iyi biliyor. Fakat bir de kötülerin tarafında olanlar var. Kötülerin tarafında olanlar da kötüleri ve kötülerin söylediklerine inanıyor ve onun doğru olduğunu yapıyorlar. Onun doğru, her söylediğini doğru kabul edip söylediklerini yapıyorlar. Şimdi böyle bir noktada bir tenakuz yaşanıyor. Ya ben bunu seviyorum, bunu sevdiğim için de onun dediklerinin doğru olduğuna iman etmişim diyor ve devam ediyorlar hatalarında, bize göre hatalarında. Onlara göre de biz kötüyüz tabirinde ise. Bu ayrımı mümin olan kişi, tekrar üzerine basıyorum, mümin nasıl yapmalıdır? Mümin feraset sahibi insandır. Onun basireti de vardır, feraseti de vardır. Bu noktada aklını tamamıyla inandıklarına kiraya vermemiştir diyebiliriz. Yani bizim elimize aldığımız ölçümüz ne olacak? Naslar olacak, Kur'an-ı Kerim olacak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı olacak. Ve bu noktada doğru gittiğini düşündüğünüz insan Efendimiz'e muhalefet ediyorsa o kişinin arkasından gitmeyeceksiniz. Yaptıklarıyla, söyledikleri birbirleriyle örtüşmüyorsa onun arkasından gitmeyeceksiniz. Aslında hani bu noktada bir mesaj verilebilir. Buyuruyor ki Cenab-ı Allah ayet-i kerimede لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتَلِنَّ اللّٰهِ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ sakın diyor söyleyip de yapmadığınız şeyleri söylemeyin. Sizin o söyleyip de yapmadığınız şeyler var ki Allah'ı öyle gazaplandırıyor ki eşi benzeri görünmez onun diye buyuruyor. Bakın bu bir ölçüdür aslında. Yapılanlarla söylenenlerin birbiriyle örtüşmesi. Yani siz istediğiniz kadar Allah deyin, peygamber deyin, Resulullah deyin ama şurada insanların haklarını ve hukuklarını çiğneyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşta bile kişiler onlara belki saldırmadıkça saldırmamış bir peygamber. Evet. Çocukları, kadınları, yaşlıları görüp gözeten bir peygamber. Öncelikle dini emredin, eğer kabul ediyorsa canını bağışlayın diye buyuran bir peygamber. Bakın böyle tevgi, merhamet peygamberi bizim peygamberimiz. O yüzden onun arkasından yer aldığımızı gösterebilmek için onun sıfatlarına uygun hareket etme ve etrafımızdaki insanların da onların sıfatlarıyla hareket edip etmediğini hepimizin sorgulaması gerekiyor. Doğru yolu bulabilmek için inşallah. İnşallah. Bu çok önemli bir detay. Sultan Hocam, şu anda bizim yayınlarımızı Ramazan'ın başından beri, geçen sene %70 oranındaydı bu,
%75 oranında, bu sene %75 oranında Türkiye seyrediyor. Türkiye'de bizi seyreden herkese sesleniyorum. Az önce hocamızın söylediklerini, Sultan hocamızın söylediklerini bir kere daha dinleyin. Geriye dönün, bir kere daha dinleyin. Geriye dönün, bir kere daha dinleyin. Az önce o izahını yapmış olduğu ayetleri de mutlaka okuyun. Bir kere daha anlamaya çalışın kıymetli seyirciler. Yarım kalmıştı, kusura bakmayın. Buyurun. Estağfurullah. Evet, Allah bir kulunu sevdiğinde Cebrail Aleyhisselam'a seslenir. Ben filancayı çok seviyorum, sen dese. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam bütün meleklere seslenir. Onun da bir bulunduğu makam var. Bütün meleklerin kulaklarına ya da nida edilir. Allah filanca kulunu çok seviyor, siz de sevin. Daha sonra o melekler de yeryüzüne iner ve o insan için yeryüzünde hüsnü kabul vaz edilir diyor, buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın sevdiği kullar için Cenab-ı Allah'ın verdiği çok büyük bir nimet aslında, bakın bu da. Evet. Demek ki bizler Allah'ı sevdikçe, Allah aslında hani kendimizi sevdirmemize, sevimli davranmamıza, fıtratımızın ötesinde şirinlikler yapmamıza çok gerek yok. Hı hı. Allah'ı kendimizi sevdirmemiz, insanlar tarafından kabul edileceğimiz anlamına geliyor bir manada. Evet. Hani bu noktada insanlar ne der duygusuyla, sevimli olmak için fıtratlarının ötesinde, hani iki yüzde demeyelim ama olmadığı gibi davranan insanlara ihlas noktasında da bir ölçüdür bakın bu. Evet, evet. Evet, samimiyet yani. Yine bununla birlikte bir hadis-i şerif daha inşallah paylaşmak istiyorum sizlerle. Cenab-ı Hak başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde şu yedi grup insanı arşının gölgesinde gölgelendirir. Kim bunlar? Bakın, güneşin başlara bir mızrak boyu yakınlaştırıldığı zaman Kur'an ve ayetler, hadisler bunu söylüyor. Kişinin anasından, babasından, evladından kaçacağı zaman, hani anne babayı anladık, dünyada görüyoruz örneklerini. Ama kişinin evladından kaçmasını algılayamıyoruz herhalde, değil mi? Nasıl böyle bir şefkatli insan evladından kaçar? Demek ki şiddetli bir gün olacak. Öyle bir şiddetli günden kaçmak gerekiyor. İnsanların hadis-i şeriflere göre terlerinde boğulacakları zaman dilimi diye buyuruyor. Terlerinde boğulacakları. Ve ah buyurun anadan üryan olarak olup kimsenin dertlerinden dolayı birbirini görmeyecekleri bir zaman dilimi. Şimdi orada bir serinlik aramaz mı insan? Nasıl Kabe'ye gittiğinizde çok sıcaksa eğer, güneş de başınıza vuruyorsa eğer bir gölgelik ararsınız. Hani o sıcak topraklarda, Afrika'dakiler bunu çok daha iyi bilir. İnsan gölge arayacak. Ama ahiretin ateşi öyle kolay bir ateş değil. Orada istemez misiniz? Herkes yanıp kavrulurken Allah'ın zilli gölgesinde gölgelenmeyi. Bu bakın emniyet demek. Bu Allah'ın ben sizden razı oldum demesi. Peki bunu sağlayabilmek için hangi özelliklere sahip olmamız gerekir diye eğer soracak olursanız da hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap veriyor. Adaletli idareci. Bakın, bu harika, yedi tane şey. Yedi tane zümreyi, evet, sayıyoruz şimdi. Tane. Evet. Adaletli yönetici. Adaletli idareci. Yani kendisinde iktidar ve güç olduğu halde adaletten vazgeçmeyen, kimseyi kayırmayan, kimseye muhabbetinden dolayı fazla üstün eksik, yani o terazisi şaşmayan idareci. Bu çok zordur. Hem güçlü olup hem de adaleti temin etmek. İşte fatihler kazanıyor bu noktada. Evet, Rabbine ibadet neşvesiyle yetişen genç. Yani gençler başlarını secdeye koyuyorlar. Bir de birbirleriyle yarışıyorlar. Bir de oruç tutuyorlar. Bu zamanda oruç tutan gencin bulup alnından öpmek lazım. Beş vakit namaz kılan genci bulup alnından öpmek gerekiyor. Çünkü o Allah'ın zillinde gölgelenecek gençlerden bir tanesidir. Çünkü çirkefin,
Bakın günahların sağanak sağanak yağdığı, tabir caizse eğer Lokman Aleyhisselam'ın ya da bütün kavimlerin helak olmasına sebebiyet veren bütün günahların bir gecede işlendiği şu dünyamıza bakın, eğer hala iyi insanlar ve iyi gençler yetişiyorsa o gençleri yetiştirmeye bakmak ve o gençleri alnından öpmek ve onlara ne verirsek verelim hiç arkamıza dönüp bakmamak gerekiyor. İnşallah. İkincisi o, üçüncüsü kalbi mescitlere bağlı adam diyor. Tabii biz buralarda çok hani mescit idrak edemiyoruz. Mescitleri çocuklarımıza da idrak ettiremiyoruz. Ancak her bir evin bir mescit haline gelmesi, Allah'ın evlerinden bir ev haline gelmesi için çalışmamız gerekiyor bu noktada. Evet, daha sonra dördüncüsü, birbirini Allah için sevip bir araya gelmeleri de ayrılmaları da Allah için olan iki güzel insan diyor. Yani muhabbet fedaileri diyebiliriz biz bunlara. Birbirine Allah için seven insanlar. Bakın ölçü yine Allah. Allah sevgisinden tezahür eden bir ölçüyle birbirlerine Allah için seven insanlar. Yani nefsime kalsa belki sevmeyebilirdim. Ama irademi kullanıyorum. Burada iradi kardeşliği gösteriyorum. Burada iradi ve irademi kullanarak kardeşime Allah hatırını gözeterek muhabbet ediyorum. İşte böyle bir muhabbetin neticesi nefsi muhabbetten, hissi kardeşlikten daha ötelerde ve inşallah ötelerde birlikte haşrolma gibi bir güzel nimete insanı sevk ediyor. Evet, son iki tane kaldı. Güzel ve asil bir kadının ya da erkeğin de diyebiliriz belki burada, hani kadın olarak ele alınmış hadis-i şerifte, gayrimeşru isteğini ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden adam. Nefsiyani arzularına dur diyen, ben dünyaya oruçluyum ya da günahlara karşı oruçluyum diyen, hayatı boyunca günahlara girme noktasında o günahın sokağına dahi girmemiş, mahallesine, şehrine dahi belki uğramamış insan. Ve son olarak da Allah yolunda yaptığı infakı sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek ölçüde gizli yapan kimse. İşte tek başınayken bir de hiç kimsenin görmediği bir yerde Allah için gözyaşı döken, Allah'ı zikrederken gözyaşı döken kimse. Bakın aslında bütün bunların hepsi Allah'a muhabbetin neticesi değil mi? Güzel evet. Ahlak değil evet. mi? İnsanlığa faydası olacak şeyler değil mi? Allah'ın bizim yaptığımız iyiliklere ihtiyacı yok. Allah-u Teala'nın kulların kullara yaptığı iyiliklerden cenneti vermesi ne kadar acayip değil mi? Evet. Bu yeryüzünde düzgün, güzel, ahlaklı insanlar yetişsin ve yeryüzü bir şenlik havasında, bir bayram gibi kardeşçe, barış içinde, dostluk içinde yaşasın diye o güzel ahlakın tavsiye edilmesi ne kadar ilginç değil mi? Evet. Hani bunlar karşılığında insana cennetin verilmiş olması ve biz de böyle bir imtihanın içindeyiz. Kanun evet. koyucu olan Cenab-ı Allah kendi içimizdeki hukuku kendi hukukundan üstün tutmuş. Kamu evet. hukuku bakın bu. Evet, Sultan Hocam, bizzat Allah hukuku. Evet. Sultan Hocam, yine bir ara verelim. Sonra da ezana kadar güzel ahlakla sevgiyi arasındaki bağlantıyı tasavvuftan yola çıkarak anlatmaya gayret edelim. Şimdi Edirne'de Ulu Cami var. Bilmiyor musunuz bilemiyorum. Tabii Selçuklu eserlerin içerisinde hani Ulu Camiler vardır ya. İşte Edirne'de de bir Ulu Cami var. Oradan görüntüler çektik. Edirne'yi bilenler, gitmiş olanlar o camiye şöyle bir hatıralarını yad etsinler bakalım. Buyurun, özlediğimiz yerler geliyor. Oh,
Bir Ümit'ti Ramazan'da artık ezana kadar ki son bölüm sohbetimizi yapacağız. Sultan hocamıza hemen sorayım. Tasavvufta tabii çokça dile getiriliyor bu mevzu. Sevgi ile ahlak arasında bir bağ olduğuna vurgu yapar tasavvuf ehli. Bu hakikati birazcık açmış olsanız nasıl bir bağlantı var aralarında ve bu ahlakı sevgiyi güçlendirmek için nasıl kullanabiliriz? Buyurun Sultan hocam. Evet, bütün tarikatların çıkış noktası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'tayken kalp ayağıyla Cenab-ı Hakk'a yürüyüşü. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyuma, itaat etme noktasında belki başlangıç yapmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bütün tarikat ehillerinin model, rol modeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şeylerini ondan alırlar, yani derslerini ondan alırlar. Hı hı. İlk tasavvufçular kimdir diye sorulacak olursa belki sistematik olarak olmasa da sahabe-i kiram efendilerimiz suyun içinde, kabın içindeki su gibiydiler diyor hocamız. Girdikleri kabın rengini ve şeklini alıyorlardı sahabe efendilerimiz. Bakın böyle. Bu noktada Bakara Ali İmran suresinde geçiyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin diye buyuruyor. Evet, demek ki Allah sevgisiyle ittiba arasında, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyyesine uyma noktasında çok önemli bir bağlantı var. Evet. Şimdi bu bağlantıya gelecek olursak onun o güzel ahlakını, onun insanlığa şefkat peygamberi oluşunu, onun insanlığa bir rahmet olarak gönderilişini idrak edip onu yaşamaya, onu taklit etmeye, ki böyle bir taklide dahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaatiyle karşılık verir, verecektir inşallah. Ben burada şöyle küçük bir şey anımı anlatmak istiyorum, buyurun, size. Buyurun. Yıllar önce böyle Ankara'da öğrencilerimiz küçük bir piyes yapıyorlar. Bir salon kiralandı ve kutlu doğum vesilesiyle bir araya geldiler. Kızlarımız şöyle bir hadise var. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle ilgili. Arkadaşımız diyor ki kızlar, arkadaşlar bu hafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanınızdaymış gibi yaşayın. Bir tabak fazla koyun sofraya, bir seccade öne serin, işte su içilecekse önce ona teklif edin. Bir yer onun için ayırın diye, bakın belki objektif olmayan, subjektif ama samimane, kalpleri belki hani coşturucasına çok güzel bir hadise şey yapıyorlar, tavsiye ediyorlar. Sonrasında tabii kızlarımızdan bir tanesi kendini o kadar şey yapıyor ki, bu mevzuya kaptırıyor ki, anahtarı dışarıda unutmuş, bir giriyor içeri, kapıyı açan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Allah. Evet, biz de aynen yaşanmış hadiseyi orada sergiliyor kızlarımız. Oradaki kızlarımızdan bir tanesi eyvah dedi. Böyle gelerek yanıma dedi ki abla dedi, bu işin piyesine bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam icabet etti dedi. Geldi dedi. Şimdi bakın burada taklitten yola çıkarak güzel ahlakın taklidine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed'i ruhu sirayet edecek ve yeryüzünde bu ruh hakim olacak diye hani arkadaşlarıma anlatmak istiyorum. Bu noktada hani tasavvuf bütün nurunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakından aldıysa eğer, zikir, o aşk, Allah'ın aşkıyla insanların kendinden geçmesi ise Allah'ın sevdiği her varlığı sevmektir aslında. Bişri Hafi'ye baktığımız zaman Allah lafzına bir değer atfetmeyle, Allah lafzının yazdığı bir kağıdı belki kaldırmasıyla Allah tarafından çok muhabbet edilen, çok sevilen bir kul olması aslında bunu gösteriyor. Evet. Ve son, bakın o yapılmış ufacık bir hadisi 40 saniye. Onu kıyamete kadar insanlara duyurmuş. Evet. Allah sevmiş çünkü ve bizlere de hala onu hatırlamak suretiyle sevdirmiş oluyor. İnşallah. Evet. İnşallah. Rahmetül Edeviye'nin
Gecenin bir yarısında ettiği dua geliyor aklıma. Tasavvuf ehillerindendir o da. Gecenin 12'si geçtiğinde kalkıyor ki sabahlara kadar ibadet eder bu kadın. 15-20 dakika başını secdeye koyar, orada dinlenirmiş. Öyle bir aşk var, Allah aşkı var içinde. Ve şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, şu anda aşıklar gecenin 12'sini geçti. Ezan. Ezan okunuyor. İstanbul'da iftar vakti. Allah buyurun hemen onu dinleyelim. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين آمين آمين. Efendim Allah kabul eylesin İstanbul'da seyircilerimizin oruçlarını bu İstanbul'da Üsküdar'dan okunan ezanlarla beraber vermiş olduk ezanı da Allah kabul eylesin. Sultan Hocam cümlenizi tamamlayın aklınıza erdin mecburen tam ezanı girmem gerekiyordu kesmek zorunda kaldım buyurun. Evet son olarak Rabiatül Edeviye'nin gece yarısı yaptığı duayı söylüyorduk bununla inşallah noktalamış olacağız. Hı hı. Ya Rabbi şu anda aşıklar maşuklarıyla buluştular. Ben de senin maşukunum. Ben de senin maşukunum. Senden isteyeceklerimi senin bana olan muhabbetin için değil, benim sana olan muhabbetin için istiyorum diyor. O kadar emin ki kendi muhabbeti için Allah'tan isteyeceklerini istiyor. Tabii onların yine istedikleri yine Allah'tır. Yine Allah'ın rızasıdır. Başka bir şey değil. Vesselam evet. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Üstad Hazretleri'nin de lemalarda benim de çok hoşuma giden bazı ifadeleri var. Onları hazırlamıştım. Diyor ki Üstad Hazretleri, Allah'a imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seveceksiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarzsa, Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemekse ona ittiba etmektir. Yani tabi olmaktır. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizleri sevsin. Az önce Maide suresini söylemiştiniz 54. ayeti. Allah onları, onlar da Allah'ı severler. Bunu zannediyorum Üstad burada şerh etmiş. Sultan Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu, istifadeli bir sohbet oldu. Ömrünüze bereket, Allah ilminizi artırsın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah, dualarınızı eksik etmeyin.
Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizi Üstad Hazretleri'nin o hakikat çekirdeklerinden biriyle baş başa bırakıyorum. Hakka davet usulünü Necdet İçel hocamız anlatacak. Buyurun efendim, devam ediyoruz hakikat çekirdekleriyle. Bir fikre davet, cumhur ulemanın kabulüne vabestedir. Yoksa o davet bid'attır, reddedilir. Hakikat çekirdeklerindeki 25. madde olarak ifade edilen bu husus, özellikle Müslümanlar İslam'a hizmet ederlerken nelere ana hatlarıyla, öncelikle nelere dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapar. Ben bir fikir cereyanı ortaya koymak, bir cemaat oluşturmak, insanları etrafta toplamak ve bunlarla İslam'a hizmet etmek istiyor. Bakacağız, bir insan böyle yapıyor, bakacağız. Daha önceki ulemanın hayatında var mıydı böyle bir hizmet şekli? Selef-i Salihinin hayatında var mıydı? Başta Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramdan sonra Hasan el-Basri gibi, İmam-ı Rabbani gibi, İmam-ı Gazali gibi ve hakeza binlerce isim sayabilirsiniz. Bunların hayatında böyle bir hizmet tarzı var mıydı? Ona bakacağız. Eğer yoksa devrimize uygun diyerek ne kadar parlak olursa olsun bizim için o bid'at sayılmalıdır. Evet, davetin cumhurun kabulüne vabeste olup olmamasına dikkat etmeliyiz. Talebelik yıllarımızda ortaokulda okurken 3-4 arkadaşla bir hocamızın kitap kırtasiye dükkanı vardı. Orada dergi okurduk. Komünizmle Yeniden Milli Mücadele dergisi. Daha başka Arapça hocamız oraya öyle tevafüken geldi, birkaç şey aldı gitti. Bir pazar günüydü aslında, kepenk aşağıya inmiş. Bizde de hocanın gözüne girme anlayışıyla artık iyi bir şey yaptık. Hocamız bak, gidip top oynayacağımıza bari burada güzel bir şeyler öğreniyoruz diye düşündük. Ve ertesi hafta dersler başlayınca Arapça hocamız dersi keserek tahtaya bu cümleyi yazdı. Ve sonra özellikle fakire dönerek dedi ki, böyle bir memlekete komünizm nasıl gelir? Komünistlerin büyükleri nelerdir? Sloganları nelerdir? Büyüklerimiz İslam'a böyle hizmet etmemişlerdir. Siz bu yaşta iman nedir? İslam nedir? Allah nasıl bir Allah'tır? Ve bir memlekete Müslümanlık nasıl götürülür, nasıl anlatılır, bunları öğreneceğinize, gerçi siz yani komünizme karşı dikkatli olmak için de olsa komünizm nedir, bir memlekete nasıl girer diye öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu usul bakımından doğru değildir. Çünkü Selef-i Salihin İslam'a böyle hizmet etmemişlerdir dedi, kafama dank etti. Ve sonra işte bu cümleyi söyledi. Bir fikre davet, cumhur-u ulemanın kabulüne vabestedir. Yoksa o davet bid'attır, reddedilir. Sokaklarda slogan atarak, bağırarak, böyle Kur'an ayetlerini slogan hale getirip, böyle dini saltanatı için kullanarak, böyle bir İslam'a hizmet yok. Tarihte böyle İslam'a kimse hizmet etmemiş ve günümüzde de bid'at ve görüyorsunuz ne felaketleri meydana getirmiştir. Necdet
Necdet İçel hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Rabbim ilmini artırsın Necdet hocamızın da. Efendim Necdet İçel hocamız da Ramazan boyunca kendi kanalında videolar yayınlıyor, sohbetler yayınlıyor. 15'er dakikalık, 20'şer dakikalık mutlaka seyretmenizi tavsiye ediyorum. Yarın inşallah sizden gelenler köşemiz olacak. Geçen sene daha fazla ilgi gösteriyordunuz. Yani bu sene çok mu meşgulsünüz yoksa paylaşmak mı istemiyorsunuz bilemiyorum. Lütfen telefonlarınızı alın, ekran fotoğraflarını çekin. Şöyle yanlamasına tutarak ekran fotoğraflarınızı çekin, atın. Hatta ve hatta iftar sofralarınızdan görüntüler paylaşın bize. Tabii sizinle beraber olursa daha iyi olur. Yoksa iftar sofranızda ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz bunu görmekten daha ziyade sizlerle beraber olmak, sizlerle beraber o fotoğrafları görmek daha mühim. Yarın inşallah sizden gelenler köşemiz olacak. Onu da kaçırmayın kıymetli seyirciler. Her zaman olduğu gibi noktayı inşallah Esmaül Hüsna ile koyacağız. Bugünlük de bizden bu kadar kıymetli seyirciler. Ümit ediyorum faydalı bir program olmuştur. Bizi seyreden yaklaşık 1600 civarında seyircimiz vardı bugün. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Şu anda sofra başında olanlara istirham ediyorum. Dua da buyursunlar bizlere de. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olmayı ümit ve niyaz ediyoruz. Yarın Mehmet Yıldız hocamız bizimle olacak inşallah. Bizden bugünlük bu kadar. Var olun, nur olun kıymetli seyirciler. Ya Allah, ya Cebbar, ya Allah, ya Allah.
Satir ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar ya Allah, ya Fettar.